Eğitim Gelişim Destek Derneği'nin 2018 yılı kış dönemi psikoloji sohbetleri programının üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta içi akşam 6'ya aldık. Hocamız 9'da feribotu var. O yüzden herkes böyle yazmış. Niye erken saatte aldınız falan. Ama emin olun elimiz olan bazı sebepler var, olmayan sebepler var. O yüzden bu akşamı da bizlere ayırdığınız için şimdi de teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz biraz farklı bir konu. Bugün soru plan yok. Bugün biraz böyle interaktif olmasını istedi Mustafa Tüccar hocamız. Mustafa hocamdan biraz böyle ben kısaca bahsedeyim. Benim hayatımda ve yaşamımda hep böyle düşünceli olan insanları numarayı davet ediyorum. Nedense geçen işte Cem Hoca, Tahir Hoca, önemli hocalarımız. Mustafa hocamda da 2010 yılında bir aile danışmanlığı eğitiminde bizlere psikanalitik psikoterapi eğitimi anlatırken bulduk kendisini. Dinamik psikoterapi anlatırken işte Masters'ın diyor, Kenberg diyor, ya diyorum ki bunlar neyin nesi, kimi anlatıyor ve birazcık da aslında bize anlatıyor dinamik psikoterapi. Oradan hocamla irtibatımızı sağ olsun hiç kopartmadık ve kendisi bu yoğun, hem Ankara'da hem İstanbul'da yoğun danışan oluyor. Bu yoğun gündeminde de bizleri sağ olsun kırmadı, buraya kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum şimdiden de. Keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Burada birazcık kendinizi bulabilirsiniz bu seminerde, böyle umuyorum. Psikoterapist arkadaşlarla aktarım, karşı aktarım duygularının biraz daha ayyuka çıkmasının ne anlama geldiğini bu seminerde biraz daha anlamış olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden tekrardan gelmesini teşekkür ederim ve Mustafa Tüccar hocamı sahneye davet ediyorum. Ben arada buradan çıkıyorum, arada oradan. Çok teşekkür ederim Sabri. Hoş geldiniz. Aslında ben mikrofona çok alışık değilim. Şöyle konuşmayı tercih ediyorum ama sesim duyulmuyordur. Duydunuz mu arkada? Peki. Mikrofon kullanacağım. Bir şey var. Mikrofonunuz. Şunu deneyelim mi? Buradan yankı yapıyor inşallah. Bunu kapatsın. Sabri. Başlangıcım bilişsel davranışçı psikoterapi. Yeni mezun ya da şu anda üniversitede okuyan arkadaşlara da sorsam herhalde aynı şeyi söyleyecekler. Bir yüzyıl öncesinden bugüne değişen bir şey yok. Psikoterapi dendiğinde hep bilişsel davranışçı psikoterapi anlaşılıyor galiba, değil mi? Üniversitelerde hala. Evet. aslında belki de şimdi bugünkü konuşacağımız konunun korkunçluğundan kaynaklanıyor. Sessizliğinizin farkında mısınız? Bir anda ses kesildi. İşte bu aslında duygu. Size öyle bir duygu, hatta bir cümlenin içinde siz bir dakika bir şey oluyor dediniz. Aslında terapi böyle başlıyor. Siz de karşınızda birisi var, size bir şey için gelmiş. Bir şey için gelmiş diyorum çünkü bizim özellikle çalıştığımız kişilik bozuklukları ya da kendilik bozuklukları bazı kavramlar açısından bakarsanız tamamında karşınızdaki insan bir ilişki sorunuyla geliyor. İlişki sorunu dediğimizde ne anlıyorsunuz? Yürü sesler, hadi mikrofona ulaşmayacak. İlişki sorunu dediğimizde ne anlıyorsunuz? Çevreyle ilişki, arkadaşlarla ilişki, aileyle ilişki, karı koca ilişkisi, çocuk ilişkisi. İlişki içeren her şey, değil mi? Çok güzel, teşekkür ederim.
Peki, ilişki sorunu tanımlanan bir hastalık biliyor musunuz siz? Evet, mesela asosyal kişiler, ilişki sorunu yaşayan kişiler. Asosyal dediniz. Yani. Peki, asosyal ne? Sosyal olma. Güzel. Yani ilişki kuramayan aslında çeşitli kavramların içine sokuyoruz. Peki bu bir hastalık mı? Hastalıksa ilaç verin geçsin. İlaçlar çözülemeyecek hastalık bence. Yani konuşmayla ya da sizin gibi insanlar tarafından iyileştirilecek bir şey bence. O zaman şimdi biraz sınır çizelim, ondan sonra devam edelim, olur mu? Bizim çalıştığımız alan çok basit anlamıyla ilişki sorunu yaşayan insanlarla çalışmak. Yani siz aslında karşınızdaki insan hep ilişki sorunları yaşayan bir insan ve ilişki sorunu yaşamaya o kadar alıştın ki terapiye geldi size. Siz de ilişki sorunu yaşıyor. Ne yapacaksınız? Siz kimsiniz? Siz terapist olansınız değil mi? Siz de ilişki sorunu yaşıyorsa ne yapacağız? Kendimize bakacağız. Evet. Bunu bir madde olarak cebinize koyun lütfen. Eğer sizin kendi ilişki sorununuz varsa insanlarla, bu ilişki sorununuzu öncelikle sizin kendiniz gidermeniz gerekiyor. Ortadan kaldırmanız gerekiyor. Şimdi terapiye gelecek kişi ayarlıyormuşum falan diyorlar. Tabii ben bunu söylediğimde öyle bir şey değil. Gerçekten terapi yapabilmeniz için sizin karşınızdaki insanın bir ilişki sorunu yaşadığını baştan kabul edip sizin de onun klasikleşmiş ilişki hatalı, tutarsız ya da mutsuz ilişki modeli içinde bulunmamanız gerekiyor. Yani bir danışanınız geldi size. Dedi ki bütün karşılaştığım insanlar hep bana kazık attı. Ne hissedersiniz? Hiçbir şey diye düşünmüyorum. Güzel. Bütün herkes bana kazık attı diyen birisi komşunuzsa ne düşünüyorsunuz? Empati. Güzel. Ne oluyor mesela? Empati dediğiniz. Kendi yediğim kazıklara koyuyorum. Güzel. Şimdi peki şöyle düşünün. Bir insan bir insana niye kazık atar? Ya da şöyle düşünün. Bir çift, bir kızla bir erkek evlenmişler. Ve evlilikte ilişki sorunu yaşıyorlar. Her türlü birbirleriyle olan ilişkiler, işte onun ailesi, benim ailem ilişki sorunu yaşıyorlar. Bu ne demek? Niye var böyle bir ilişki sorunu? Yani kafa yapılarının uyuşmamasına, yani mesela ben beyazı seviyorum, o siyahı seviyor. Mobilyamız beyaz mı olacak, siyah mı olacak? Sorun yaşarız. Çok güzel. Bu sorun mu demek? Yani, bu sorun oluşturacak bir şey mi yani? Sorun oluşturacak. Bu senin için böyle, karşı taraf için mi? İkimiz için de öyle ve bu bizim ister istemez yaşamımıza, yani davranışlarımızı bile etkileyecek bir şey bence. Peki. Böyle bir danışanınız var. Ne hissettiniz? Eşi diyor ki siyah olsun, kendisi diyor ki beyaz olsun. Gri alsın. Gri alsın. Evet, şimdi çok güzel. Bakın, tam konuyu açtık şimdi. Niye siz karar veriyorsunuz? Siz tanrı mısınız? Terapistsiniz. Bakın, sizin kendi duygunuz. Dediniz ki yazık ya, bu kız da çok iyi, oğlan da çok iyi. Ayrılmasınlar, boşanmasınlar. Sıkıntı yani, siyah biri istiyor, biri beyaz istiyor. Eyvah, bunlar gidiyor, boşanmasınlar. Size ne ya? Gene sessizlik. İçe bakın. Hocam, şey olabilir mi? Hani siyah ya da beyaz istemek bir tercihtir esasen. Sorunu ortaya çıkarmam değildir de. Hani eşim beyaz istiyorsa ben beyaz olamaz diyorsam, ben siyah istiyorsam eşim de siyah olamaz diyorsa sorun var gibi geliyor bana. Yani güzel. Beyaz istemek ya da siyah istemek bir tercih sadece. Güzel. Sorun çıkarmak tek başına. Ama sorun ve boşanmaya gidecek ya da evlilik, evlenmeye doğru giden yolda bozulacak diyor şimdi. Neden sen siyahla ısrar ediyorsun, neden o beyazla ısrar ediyor? Beyazla ısrar eden sen siyah istedin diye mi ısrar ediyor? Ya da tam tersi, değil mi? Evet. Bahsettiğin şey aslında bu galiba. Güzel. Aslında konu renkler değildir. Temelde bir eksiklik vardır, ona yansımasın bence. Güzel. Şimdi farkındaysanız siyahla beyaz kayboldu artık. Doğru noktada bu bence, ne dersiniz? Evet. Sorun siyahla beyaz mıydı? Hayır. Peki bunu nasıl fark ettiniz?
başladığını nasıl fark ettiniz mesela? Aslında sorunun siyah beyaz olmadığını. Hissettik arkadaşlar. Sallayamadık. Nasıl oldu sizin? Ne ara? Hissettik. Bakın, hissettik. Aslında çok güzel ifade ettiler. Siyah birisi istiyor, birisi beyaz istiyor ve aralarındaki çatışma noktası bu. Siz eğer terapist olarak siyahla beyazı griye dönüştürmeye çalışan bir fonksiyon üstleniyorsanız siz terapi yapmıyorsunuz. Siz sadece ve sadece biraz daha hani başta biraz çamur atmaya çalıştığım bir sistem, davranışçı terapi sistemi var ya, görünenle uğraşmaya başladınız. Orta nokta bulmak o bilişsel davranışçı terapi türlerinin de belki son zamanlarda geliştirdiğim bazı terapi türlerinin de ana maddelerinden bir tanesi. Psikoterapide bizim görevimiz ne karşınızdakine bir şey empoze etmek, ne de karşınızdakinin söylediğinin, altta yatanın ne olduğunu hissetmeden davranmamak değil. Eğer siz siyah beyaza takılıyorsanız, sizi terapi yapacak, haberiniz olsun. Danışanınız. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Çok eski bir arkadaşım şöyle dedi bana, demişti yıllar önce. Danışanınızı seviyor musunuz? Demişti. Kişilik bozukluklarıyla çalışıyoruz dedi. Borderline, narsistik ve şizoid bozukluk, kendilik bozuklukları ya da kişilik bozukluklarıyla çalışıyoruz. Öyle cümleleri, öyle şeyleri vardır ki sizi tehdit ettiğini ya da size çok kötü duygular verdiğini, sizi kötü kendilik duyguları dediğimiz karşınızdaki insanın kötü kendilik duygularıyla üzerinize bir kamyon çöp boşalttığını hissediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gene sessizlik oldu, farkında mısınız? Bakın soru değil. Ben biraz önce örneği verdim. Hissedin. Hissettiğiniz ilk şey ne? Üzerinize bir kamyon çöpü döktü. Ne hissettiniz? Hep ona bakmanızı istiyorum. Psikoterapide terapiste ne olur dediğim o aslında. Bize bir şey oluyor. Karşınızdaki bir şey söylüyor. Bir tanesi diyor ki size dünyanın en iyi terapistisin. Bir sonraki seansta birisi geliyor. Dünyanın en boktan terapistisin sen diyor. Birinde göklere çıktık. Birinde yerinde güne indik. Mi? Ne dersiniz? Ya da geldi size. Dedi ki 5 yaşındayken markete gittim. Markette Ülker çikolatalı gofretçi aldım. Akşam babam evde dövdü çünkü marketçi babama söyledi. Ne düşünürsünüz? Sadece basit bir hırsızlık gibi mi düşünüyorsunuz? Hırsızlık gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa masum, çocuğun bir şey yapmaya çalışmasını ifade ettiği bir davranış olarak mı düşünüyorsunuz? Evet. Psikoterapide, özellikle psikanalitik yönelimli psikoterapilerde bizi, terapisti en fazla yoran şey karşınızdaki danışanınızın size muhakkak duygu aktaracağıdır. Size duygu aktaracak. Biraz önce söylediğim gibi çok iyi bir terapistsiniz diyecek, çok kötü bir terapistsiniz diyecek ya da senin yaptığın terapi hiçbir işe yaramadı diyecek. Bir yıl bitmiş, hala bir işe yaramadı. Hala ben aynı ilişki sorunlarıyla baş başayım. Hala aynı şeyler başıma geliyor diyecek. Bize ne oluyor o anda? Güzel. Yetersiz dedi, moral dedi. Üzülmek dedi. Biz de bir şeyleri harekete geçiriyor. Güzel. Bu danışandan danışana değişebiliyor bence. Yani kimi danışanla daha güven bağı oluşturuyorsun. Kimi de kendi adıma diyeyim. Ben bunu bazen yaşıyorum. Kimi danışanla mesela güven bağı oluşmuyor. Çok da onun yorumunu dikkate almıyorum istem dışı olarak. Bazısını dikkate alıyorum ama farkında olarak mesela. Niye? Diyorum, bakıyorum böyle bu insan bana güven veriyor mesela. Diyorum sen, ki bu... Arda sen terapist misin danışan mı? Değişiyor. Ya yok yani şöyle hani bunu ben dışsallaştırmaya çalışıyorum zaten. Biri beni eleştirdiğinde beni acaba diyorum kimin yerine koyarak bu cümleyi söyledi bana? Beni acaba birisi yerine mi koyuyor hayatında? Tam bu. Acaba senin savunman mı? Onun sana yetersizleştirme duygusunu aldın
biraz önce çok güzel söylenen duyguları hissetmeye başladınız. Ve bu sizin hazmedebileceğiniz bir duygu değil. Ve geri çekiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ha bunu babası hep ona yaptı, o da bana yapıyor. Yani evet. Size ne oldu? Düşünüyorum, sessizleştim. Peki. Hocam burada aslında yapmamız gereken bir şey hissetmek değil de bir şey düşünmek değil mi? Yani kendimizi yetersiz güzel hissetmek veya kötü, yani üzerimize çöp boşaltıldığında kendimizi çöp gibi hissetmek değil de bir şey düşünmemiz gerekiyor orada aslında. Düşünceyi gene bir savunma olarak kullanabilirsin riski var orada. Evet. Yani o senin üzerine çöp döküyorsa, sende bir yetersizlik duygusu çıkıyorsa bu senin sorunundur, danışanın değil. Danışan zaten yapacak. Hasta olma ya. Yapacak bu. Size tutup da çöpü döktüğünde sizde çıkan duygudan bahsediyor. Bak, hani terapiyi, onu iyileştirmeyi, duyguları düzeltmeyi, hepsini bir kenara bırakın lütfen. Sizde çıkan duyguya bakın. Aslında işi çöp noktasına getiren nedir? Sorun olur. Güzel. Sizin, mesela şöyle söyleyeyim, borderline bir danışanınız var ve dediniz ki aslında senin bu yaptığın şey senin uğradığın sonuçların nedeni. Dediniz. Bu bir yüzleştirme. Bu yüzleşme sonucu sana bir kamyon çöpü döktü, üzerine de bir kamyon fosetliği boşalttı. Bu zaten dökecek onu. Bu zaten dökecek ve yapacak. Evet. Borderline spektrumda olan bir insan. Sende ne çıkıyor? Terapiste. Terapiste ne oluyor dediğiniz aslında konu. Hocam mesela danışanım aynı dediğiniz gibi ilk haftalarda çok iyi geliyor. Buraya geliyorum, kendimi çok işte mutlu hissediyorum, harika. Çok güzel ilerliyoruz. Bir hafta geldi ve dedi ki, buraya keşke hiç gelmeseydim, hayatımı mahvettiniz, berbat haldeyim. Buraya gelmeden önce her şey çok güzeldi, sizinle berbat oldum. Ve ben o bittiğinde seans gerçekten çok kötü hissediyordum. Ve kendimi sorguladım. Nerede hata yaptım? Niye böyle oldu? Ve dediğim gibi ben ağır bir şey hissettim. Diğer haftalarda hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Öncekilerde sen dokunmadın. Terapötik bir müdahale yapmadın. Lay lay yok, gitti. Sen bir müdahale ettin, fosetliği boşalttı üzerine. İşin fosetliği boşaltması değil ki. Yapman gereken müdahale. Sen müdahale yaptıysan ve bunun karşılığında sana bir eyleme kurum savunması çıkardıysa o örnekteki gibi, aslında sen doğru yapıyorsun. Ama doğru yaptığın bir şeyin sonrasında o çöpü dökünce üzerine sende bir şey çıktı. Eyvah! Bu, hissedebiliyor musunuz bunu? Bakın doğru bir müdahale yaptınız. Müdahalenizin karşılığında size dediği gibi boktan bir adamsın. Peki mesela doğru müdahale yaptığımızı biliyoruz ama karşımızda bize öyle tepki verince onu anlayışla karşılayıp sindirsek nasıl olur? Sen öyle dedin ama ben doğru olanı yaptım. Sen de bana tepki vermek için böyle şey yapıyorsun. Bunu sen yaralandığın için benim üzerime fazla geldin, biraz geri çekil diyorsun. Terapistsin sen. Danışan değil. Danışan olarak öyle bir tepki çok mu? Ya terapistim fazla geldi bu ya, ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Diyebilir mi mesela danışanınız? Ama terapist olarak size her türlü duyguyu, her türlü iyi ya da kötü. Bakın karşınızdaki insanın iki ekseni var. Bölme savunma düzenini gözünüzün önüne getirin. Bütün psikopatolojilerde iki bölme temel ilkedir. İki ayrı kendilik var gibi düşünün lütfen. Bir tanesi iyi, bir tanesi kötü. Size devamlı iyi kendilikle geldi. Her şey yolunda. Oh ne güzel. Hep iyi davranıyor. Siz de ona iyi davranıyorsunuz. Birlikte dans ediyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Siz terapiyle ilgili bir müdahale ediyorsunuz ve kötü kendiliğe geçiyor. Aslında siz doğru bir şey yaptınız ama onun kötü kendiliğe geçmiş olmasıyla size aktardığı duyguyu sizin eğer maçanız yemiyorsa sizin sorununuz var orada. Sizi yetersizleştirecek bir teşhirci narsist. Sizi değersiz gösterecek. Bunu biliyor musun sen? Diyerek bakacak size. Evet ben bunu biliyorum. Bunu yüksek lisansını yaptım ben. Duygusunu gitmesin. Eyvallah. Tezim bu konudaydı benim. Dolayısıyla psikoterapi her ne kadar çeşit isimleri varsa da sadece ve sadece bir tek herhalde 25-27 yıl falan oldu benim
tek şeye inanıyorum bugüne kadar gördüğüm. Hep burada hani bilimsel bir literatürle söylediklerimi destekleyebilir misin derseniz, belki topluluğunu, topunu refere edebileceğim bazı yayınlar olabilir ama kişisel deneyimlerimden çoğunlukla yola çıkarak da bahsediyorum. Bütün psikoterapi yöntemleri sadece ve sadece duygu üzerinden işler arkadaşlar. Siz danışan olarak bana bir duygu aktarırsınız. Ben o duyguyu alırım. Ben de bir işlemden geçer. Karşı aktarım dediğimiz duyguya gider. Siz eğer danışanınız size iyi duygu aktarıyor diye siz de onunla iyi karşı aktarım duygularıyla devam ediyorsanız terapi değil bu. Size kötü kendilikle kötü bir duygu aktardı ve sizi kötüye geçirdi. Ve siz o andan itibaren yüzleştirmenizi döver gibi yapmaya başlıyorsanız eyvah. Sizde olan şey o işte. İyi geldi iyi, kötü geldi kötü. Peki bu duygu sınırı nerede olmalı yani? Hani sınırı nerede olmalı? Bunun sınırı senin sınırındır. Kişisel sınır. Yani şöyle söyleyeyim. Seanslar üzerinden çeşitli örnekler üzerinden gidelim isterseniz. Bir benim İstanbul'da bir süpervizyon grubumuz var. Bizim psikoterapi enstitüsünden terapist arkadaşlarla psikoterapi yapıyoruz. Her hafta bir arkadaş bir danışanını getiriyor, onu anlatıyor. Biz toplam 6-7 kişi civarında yapıyoruz. En son bir olay oldu. Arkadaşlardan bir tanesi tam o bir 3 aydır çalışıyormuş bir danışanla ve 3 aydır çalışmış olmasına rağmen hala tanısı konusunda şüpheleri varmış. Olabilir, çok da doğal. Masterson'ın kendisi hakkın rahmetine kavuşmadan önce şöyle bir şeyde bulunmuştu. İtirafta bulunmuştu biz çalışırken. Bir danışanla yaklaşık 1-1,5 yıl ya da daha fazla narsistik diye çalışmış. Borderline çıkmış. Şimdi yani dolayısıyla hepimizin bir şeyimiz var, sınırımız var. İşte bu süpervizyon grubumuzda arkadaş işte belli bir süredir çalışıyorum. Ben tanısı konusunda bir fikir edinemedim, bir şey düşünemedim. Onun için bu vakayı getirdim dedi. Bir seansını, deşifresini getirdi, onu okuyor. Şimdi diğer 6 kişi normalde danışan bir şey söylüyor, arkadaş bir şey söylüyor, danışan bir şey söylüyor, arkadaş susuyor, danışan bir şey söylüyor şeklinde geçiyor ifadeler. Diğer 6 kişi, biraz önceki sizin sessizliğiniz gibi, yaklaşık 5-6 dakika sessizleşti ve şöyle oturanlar gittikçe bellerinin üzerine oturmaya başladılar. Bakın bir deşifrede. Seansın içinde olmayan 6 kişi deşifredeki cümleler, cümlelerin terapist tarafından algılanıp verildiği cevaplarla aslında tanıyı koymuştu. Şizoetkenlik bozukluğuydu. Nasıl anlaşıldı peki? Yani insanlar daraldı. Mesela oradaki süpervizyondaki arkadaşlar daraldılar. Dedim ki terapi yapan arkadaşa, sen ne hissettin? Ya ben ne yaptım bilmiyordum ki dedi. Sadece söylediği bir şeye soruna karşılık veriyorum. Bu bir yerde dolaşıyor, bir Facebook'ta bile sakallı bir vatandaşla bir terapistin bir diyaloğunu gösteriyordu, bilmiyorum. Bir arkadaş göndermiş bana. Orada çocukluğumdan beri hep annem bana önem vermedi, beni hiç dinlememişti diyor. Terapist diyor ki, çocukluğunuzda hiç anneniz sizi dinlememiş. Ve bunu çok mükemmel bir diyalog olarak belirtmişler. Şimdi o arkadaş da aynen buna benzer bir şeyler yapmıştı. Şizoid kendilik bozukluğu olan bir danışanınızla, borderline bir danışanınızla, narsistik bozukluğu olan bir danışanınızla sizin hissettiğiniz duygular üçünde de aynı değildir. Ne dersiniz? Nedendir? Tepkileriniz de farklıdır. Bir tanesi sinirlendirir sizi, öfkelendirebilir. Bir tanesi acımasına neden olabilir. Bir tanesi ne yapıyor lan bu bana falan duygusuna götürebilir. Bakın buradan bile
Tanıya bile gidemiyorsunuz yani. Niye duygunuzdan korkuyorsunuz o zaman? Niye hissetmekten korkuyorsunuz? Korkuyor musunuz? Seviyor musunuz danışanlarınızı? Kim sever bu satış? Allah başımdan eksik etmesin. Başlangıçta demiştim ki, insanlar hayatları boyu hep aynı ilişki modeliyle karşılaşmışlar. Şöyle söyleyeyim, bir danışanımın Ankara'da bir eğitimde şizoid kendilik bozukluğuyla ilgili birkaç tane hikayesini anlattım. Hikaye dediğim, yaşadığı olayları, seanslarda çalıştığımız olayları anlattım. Mesela düşünün, 6 yaşındaki bir çocuk ilkokul 1'e gidiyor. Masaya kafası yakın dururken, büyük babası bir matematik ödevini yaparken çocuk gecikiyor ya da yanlış yapıyor, tam hatırlamıyorum. Ensesine bir tokat vuruyor, burnu sıraya vuruyor ve kanamaya başlıyor. Kirletme defteri, yap şu soruyu diyor dede. Aynı dede her pazar yapılan içli pide ritüelinde acı biberi pidenin içine sokup dürüyor ve bunu yiyeceksin diyor. Ya da yokuş yukarı ilk defa bisiklet alınmış babası tarafından yokuş yukarı bisikletin arkasına ittirilerek bisikleti kullanamadı diye dayak yiyor. Bayram harçlığı veriliyor. Bayram harçlığını dede niye harcadın diye dövüyor. Ne hissettiniz bu 3-4 küçük bölümden? Efendim? Haksızlık? Başka? Çocuğu bırakıp dedeye alalım ben de. Dede ne yaşıyor çocuğu? Çocuk hakkında ne hissettiniz? Acıma başka? Çok güzel. Başka? Kızgınlık. Kızgınlık? Güzel. Başka? Acıma nereden çıktı? Acıma duygunuz nereden çıktı? Canı yanmış. Canım yanmış, orada siz olsaydınız canınız yanar mıydı? Yanar. Hissettiğiniz şey, biraz önce empati dedi arkadaşlardan bir tanesi. Hissettiğiniz şey aslında orada ben olsaydım ne olurdu gibi bir şey. Çok sahtekarca bir duygunuz ha. Farkında mısınız? İyi ki orada değilim böyle diyebilir insan. Peki terapide bu duygu ne olacak? Onun dertlerini görülseydi, mesela o karşımda ağlıyor, ben onun gibi hani empati duysaydım ona ya da hani ben de çok çok üzülseydim nasıl ona çözüm olacaktım, yani nasıl ona deva bulacaktım diyor hep. Güzel, tam bu. Deva bulacak olmak, kurtarmak, işte bizim karşılaştığımız duygularımız. Acıdık ya, onu kurtarmaya gittik, eyvah. Kurtarılacak duruma düşeceksiniz arkadaşlar. Terapist kurtarıcı değildir. 112 iş değil. Bak yanlış anlatmış olayım. Hayır, şimdi duygudan bahsediyoruz ki yanlış değil, duygu önemli. Duygunun yanlışı olmaz. Yani acıma duygusu çıktıysa eğer danışanınıza, muhakkak kurtarıcılık arkasından geliyorsa bu sizin sorununuz. Hiçbir danışanınızı kurtaramayacaksınız arkadaşlar. Doğru olan kayıtsız kalmak mı? Güzel, bu da bir iyi kaçış. Neye el atsak kırıyor? Şizoid de güzel. Doğru ne biliyor musunuz? Danışanla terapist ilişkisi. Bu evrensel bir şey değildir. Bu tamamen öznel bir şeydir. O andaki, odadaki ilişkidir. Onun ihtiyacı olan o. Onu anladığınızı, hissettirdiğiniz andan itibaren terapi yapıyorsunuz ya. Evet, yani tehlikeli olan o zaten. Ama buradaki temel nokta şu. Danışanınız bir sıkıntısından bahsediyor değil mi? Bunu hissetmezseniz siz o sıkıntıyla onun başa çıkmasına destek olamayacaksınız diyor. Çünkü siz onun düştüğü durum diyorum bakın. Onun düştüğü durum o kadar acı,
o kadar acınası, o kadar kötü ki siz bu hükme ulaştığınızda, bu duyguya geldiğinizde kurtarıcılığa otomatik gidersiniz. Terapist o zaman karşısındaki danışanın kendisine ait bir duyguyla, ona ait bir duyguyla kendisinden çıkan bir duygunun çatışması yerine slalom yapmasını sağlamak durumundadır. Çarpışmadan. Şimdi bunu biraz açalım. Yaklaşmaktan kastınız ne? Yani onu anlamak diyorsunuz, onun duygularını anlat diyorsunuz. Ya da karşı aktarım diyorsunuz da, oraya ne kadar gidebilirim? Ağlamak istiyorsan ağlayabilir misin? Ağlamak çıktı içinden. Kadın ağlıyor. Danışanın ağlıyor. Ağlamak. Niye? Ağlamam gerekiyor. Kim dedi? Duyguya dışarıdan herhangi bir tedbir koyabilir misiniz? Hayır, bastırabilirim onu. Güzel, bastırmak senin savunman ama. Peki terapide duygu aktarımı söz konusu? Duygunu niye bastıracaksın? Sen karşındakinin savunmalarını çözmek gerekirken sen bir savunmaya girdiğini ifade ediyorsun. Ve bu duyguyu aktarıyorsun. Onun için dedim ki, sevmeyi onun için kattım zaten. Karşınızdaki kişinin bir mağduriyeti var, bir sıkıntısı var, ilişki sorunları olarak karşınıza çıkan bir duygu sistematiği var. Bu duygu sistematiğinin dışında mesela şizoid örnekten gittim biraz önce, şizoid örnekten devam edeyim biraz önce söylediğim şeyi açmak adına. Şimdi şu teyze, evet annen seni ihmal etmiş. Ne hissettirir size? Benim belam. Adam bunu anlatıyor zaten, hayatı bununla geliyor. Bütün patoloji burada. Bu adam bana yardımcı olabilir diyor mu? Der mi? İşte o bastırdı, hissettiği duyguyu bastırırsa böyle bir cevap veriyor terapist. Bu cevap dışında doğru cevap ne? Annem beni hep ihmal etti dedi. Şey mi oluyor? Yani o ağlamanın altındaki duygumuzu keşfedip mi bunu danışana yansıtmak gerekiyor? Yani neden ağlıyorum? Ben de üzüldüm çünkü. Onu kendimi onun yerine koydum ve bu bana üzüntü yaşattı. Pat üzüntüyü ona yansıtma. Bundan bahsediyorum. Böyle bir durumda, yani. Böyle bir durumda. Yani üzüntü yansıtmak derken duygu içeriği, şimdi, duygu yansıtması. Şimdi kendilik bozukluklarındaki yaklaşımlar farklı farklı olmakla beraber gene şizoidin üzerinden aynı mantık üzerinden gidersek anne seni hep ihmal etmiş olmalı demek aslında söylediğini tekrarlamak terapistin bir kaçışı. Bu durum seni çok üzmüş olmalı ve hayatın boyunca da hep bu tür ilişkiler yaşamış olabilir misin? Ne hissettiniz? Kaşlarının şekli değişti ha. Aradığım cümle. Hissettiğim bu. Hissettiğim bu. Dolayısıyla bakın bunu hiçbir bilişsel olarak işletemezsiniz. İşte orada çok haklısın aslında. Hep yıllardır milattan önceden beri, benim üniversite öğrenciliğimden beri bize bunu öğrettiler. Sakın duyguya girmeyin, duygusuna girmeyin, sakın dağılırsınız. Onun yerine şöyle 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 deyin, oldu oldu olmadı bırakın başkası baksın. Gerçekten bizim çalıştığımız alanda böyle bir gerçeklik yok. Tabii ki herkesi kurtarmak gibi bir görevimiz de yok ya da herkesle çalışabileceğimize dair bir şey de yok. Ama karşınızdaki anladığınızı hissettiğinizin, yani bunu şöyle anlatayım isterseniz, bu hani FM dalgaları vardır ya da orta dalga ya da kısa dalga var. Ben öyle bir benzetmeyle anlatabiliyorum bunu. Karşınızdaki FM kanalıyla geliyor. Bunun üzerine müzik de yükleyebilirsiniz, açık oturum da yükleyebilirsiniz, bu konuşmayı da ekleyebilirsiniz. Her şeyi gönderebilirsiniz değil mi o kanalın üzerinden? Bu duygu olmalı. Ne gönderiyorsanız duygu olacak. O kanal FM duygu olmalı. Duygu olmadığı sürece üzerine yüklediğiniz hiçbir şey karşınızdaki insanda karşılığı olmayacak. Hepsi duyguyla işliyor. Radyo alıcısı duyguyla işliyor. Başka çaresi yok. Ya bir borderline'ı düşünsenize. Şimdi kapalı grup hep meslektaş olunca seanslardan
örnek şimdi bordürler. Benim gibi bir kadından etkilenmediğinize göre olsa olsa ibne olursunuz. Ya deyip kaldınız ha. Ne hissettin Sabri? Kayıt var söyleyeyim. Hatun görmesin korkum var galiba. Şimdi mesela bu karşınızdaki insanın, bakın emin olun, kötü insan olması, fahişi olması, bilmem ne olması değil. İlişki modeli bu, teması bu. Dünyayla bunu yaşamış, sizle de onu yaşamaya niyetli. Siz terapistiniz, yaşamayacaksınız, bu kadar. Ne dersin? Ne dersiniz? Böyle bir şey dedi size. Ne yapacaksınız? Bir şey söylemen lazım ama. Sen de oradan kıvırtıyorsun şimdi bak. Hissettiğin çok doğru. Beni konuşmuyoruz. Beni konuşmuyoruz. Ben sana onu söyledim danışan olarak. Sen dedin ki bana beni konuşmuyoruz. Danışana direkt böyle. Şu an beni konuşmuyoruz. İnsan derdim değil. Onu da biz de kapadık. Niye böyle bir yöntem denedin? Çok güzel. Ne dediğini duydunuz mu arkadaşım? Burada... Burada benim cinsel tercihim ya da bir şey değil, burada senin sorunlarını konuşmamız gerekiyor dedi. Ama orada danışanın asıl sorusu kendini beğendirme arzusu. Tamam, güzel. O da zaten onu biliyor. Onun için ona dönüyor. Burada gene bilinç çalışıyor bakın. Evet, melimalı. Bilinç çalışıyor. Duygunuz ne? Ne hissettiniz? Efendim? Terapist olarak siz ne hissettiniz? Gerildiniz mi? Güzel, güzel. Gerildiniz, doğru. Başka? Bakın siz terapistsiniz. Ve duygular kontrol edilemez. Biliş, cevabını duyayım. Ne diyeceksin? Sana bunu dedin, sen ne diyeceksin? Cevabını duyayım. Hadi bakalım, uygulama. Gene kaçtı, kaçtı. Direkt savunma. Evet. Terapistin savunması terapiyi bitirir. Niye, nasıl bitirir biliyor musunuz? Bordelen sizi 3 ay götürür, 3 yılda götürür. Sizi şeylere sokar. Savunmalara sokar. Siz terapi yapıyorum zannedersiniz ama savunmaya gittiğinizi ya süpervizyonla fark edersiniz ya da kayıt alırsınız, kendi kaydınızdan fark edersiniz. Böyle bir söylenceye, yani böyle bir aktarıma, karşı aktarımınız duygu olarak ne çıkar, terapist olarak? Galiba. Hala konduramıyorum. Eminsin, eminsin ondan sen. Onlar nedeniyle çocuğa kurbana gidiyor. Bu işi öğretmenlik yapan, üniversite öğretmenlik yapan bir işte öğretmenler odasında oldu. Sen çok gerçek birine benziyorsun dedi. Dedim, bizim ortada küfretmek istediklerini yapacaklardı. Bana bir yapacak dedi, özür dilerim. Baştan bir yapacak dedi. Anadan içinden geleni söyledi orada. Durdum. Bizim orada böyle genç olanlara, küçük olanlara yavşak birine deniyorsun. Ya adeneceğim. Yani bizim orada da küfretmek istediklerini yavşak derler dedim. Sonra durdu, baktı, döndü ve gitti yani. Şey olmadı. Ben orada ne hissettim? Hiçbir şey hissetmedim. Çünkü o insanlar o tür şeyler bekliyordu. Hiçbir şey hissetmemiş olmazsın o zaman. Hissetmişsin ki. Alıyorum, yani kendim kötü hissetmedim. Güzel. Yani eğer kötü hissetseydim, hani ben de böyle bir şey ona, bu bir geri bildirimdir esasen. Onu asıl söylemek istediği şey, hani söyleyip baştan söyleyip sonra yutup değiştirip, hani yanlış söyledim ben nasıl çıkabilirim içinden bir duygusu yaşadı orada. İşte aslında iyi bir şey söylemek istedim. Genç birini. Siz
Sen onu mu savunuyorsun şimdi bana? Sen onu savunuyorsun ha? Onun duygusunu anlamaya çalışıyordum. Hayır, sen onda onun söylediğinden o kadar kırılıyorsun ki kırılmamak için ona haklı gerekçeler çıkarmaya çalışıyorsun. Şu anda da. Olabilir çünkü ona biraz üzülüyordum. Güzel. İnsanlar çok ileride gidiyordu. Abi alalım mı seni? Alalım mı seni? Eğlence kaynağıydı o. Ben onunla iletişime geçmiyordum. Yani uzaktan bakıyordum sadece. Hiç iletişime geçmiyordum. O yüzden biraz üzülüyordum belki o yüzden. Bir şey kopuyor. Terapi bunun için yıpratıcıdır. Terapi eğer o tuzağa düşerseniz, eğer orada yaranırsanız ciddi biçimde yıpratıcıdır. Aslında oradaki işte savunmanın için çıkıyor zaten. Savunmayla kendimizi savunmaya çalışıyoruz aslında orada bu karşı aktarım duygusu, aktarım duygusundan. Şimdi benim başıma gelen bir olay bu. Şimdi derslerde bazen bu örnek aklıma geliyor. Onun için veriyorum. Demin arkadaşlardan sen de söylemiştin. Hani terapi senin terapin. Oturduğun yerde sen danışansın, ben terapist. Ne diyorsun ya gibi duyguya kadar giden insanlar var. Ama bakın karşınızdaki insanı terapist olduğunuza dair ikna etmeye çalışmanızın nedeni ne? Bu cevapta. Niye ikna etmeye çalışıyorsunuz? Siz terapist değil misiniz? Sizin kendi inancınız mı eksik? Bakın öyle bir duygu verdi ki size. Siz savunmaya girdiniz. Ve terapist benim, sen danışansın, haddini bil. Demeye geliyor. Bu biraz önce söylediğim örnek dahil. Birçok örnekle karşılaşacaksınız, karşılaşmaktasınız. Bunların tek bir yolu var. Mesela bana böyle söyleyen hanımefendiye, sen böyle söyleyerek hayatın boyunca hep alıştığın ilişkiyi sürdürmeye kararlısın değil mi? Dedim. Ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Güzel bir yansıma. Yüzleştirme için. Evet. Çok güzel yapalım bak. Yüzleştirme çünkü yaptığı şeyin bir savunma olduğu ortada ve bu savunmayı ona tespit olarak yapıştırmanız lazım. Bir bordürlerinden bahsediyor oğlum burada. Tutma narsiste yapmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Bakın, duygunuz sizin kaçmaya, yani bir tür savunmaya, karşınızdakine saldırmaya gibi bir yere doğru götürüyorsa durun. Düşünerek çözemeyeceksiniz. Düşünerek ya kaçmaya, savunmaya ya da saldırmaya gidiyorsunuz. Ne hissettiğinize bakın. Niye söyler bir insan ya? Seansa terapiye gelmiş. Niye sen benim gibi izinden etkilenmeden olsa olsan şu olursun dedi. Sokakta kavga da söylenmez değil mi? Karşınızdaki çünkü bir danışanınız, yani bir psikopatolojik duyguya sahip olan birisi. Sizde çıkardığı duygu sizi aslında bir yere götürdü, terapistlikten çıkardı. Onun için diyorum ki ben, terapide peki bunlarla başa çıkmak için ne yapmalıyım düşüncesine gidiyorsanız eyvah, durun orada. Ben bu duyguyla nasıl başa çıkacağım? Terapide düşünür müsünüz böyle bir şey? Düşünüyor musunuz? Bir şey anlatabilirim hocam. Mesela bir danışanım terapiye geldi, başladı. İşte ilk görüşmeyi falan yaptık. Daha sonra birkaç oturum sonra geldiğinde bana dedi ki benim hayatımı çok değiştiniz. Beni işte mahvettiniz. Ben onları düşünmek istemiyordum. Niye bunları bana düşündürttünüz? İşte çok derinlere girdiniz. Buradan gidip ağladım, çok kötü oldum, bütün gün uyuyamadım, o gece mahvoldum falan. Ve çok gergin, sürekli bir oturum boyunca suçlama. Yarım konteyneri döktü üstüne yani. Sende hangi duygu çıktı onlara söylediğinde? Sinirlendim ama hiç şey demedim yani. Yani o an bir şey söylememem gerekiyor. Onun söylediklerine kapıldın. Evet. Ve sinirlendin değil mi? Evet. Aslında doğru yaptığını da hissedebilirdin. Sana saldırdıysa ya. Demek ki bir önceki seansta ya da ondan önceki seansta doğru yüzleştirmeler yaptın ki sana saldırıyor, bir savunmaya geçmiş. Ne kadar başarılısın, niye üzülüyorsun ki? Ben bir şey diyebilirim. Ben bugün bir danışanımla böyle bir şey yaşadım. Ben dedi sizle görüştüğümden beri bir şeyleri dedi, sorguluyorum dedi, kendimi çok mutsuz hissediyorum dedi. Anlattı böyle hani şöyle işte eve gidiyorum, düşünüyorum vesaire.
şey dedim ben yani bunun bu sürecin yani yeniden yapılandırma yaptım mesela orada bu sürecin normal bir süreç olduğunu zaten hani psikolojik danışma sürecinde bir süre olumsuz duyguların yüzeye çıkacağını vesaire bunlardan bahsettim mesela. Niye? Hani çünkü gerçekten psikolojik danışma sürecinde öyle oluyor yani yüzleştirme yaptıkça siz danışan gerçekten aa bu böyle miymiş aslında diye olup aşağıdaki olumsuz duygusunu yaşayabiliyor. Ha, bazen de bundan tatmin oluyor mesela. Aa bu iyi bir şeymiş gibisinden düşünebiliyor. Şimdi eğer doğru müdahale yaptıysanız bu doğru müdahalenin karşılığı dediğim gibi yeni bir savunmayla olmaz. Yaptığı bir şeyin çökmesiyle olur. Yaptığı bir savunmanın ortadan kalkmasıyla olur. Ya da o savunma hakkında yorumlamalar yapmaya başlamasıyla olur. Sizin etkinliğiniz. Siz bunu hissediyorsanız eğer terapist olarak bunun üzerinde devam etmeniz gerekiyor. Senin söylediğin gibi. Çerçeve çizmeye çalışmanız sizin kaçmanız. Acaba fazla mı gitti endişeniz? Hissetseniz fazla gitmediğini anlayacaksınız. Yani şey olarak baktığımda ben hiçbir duygu hissetmedim. Yani çünkü biliyordum zaten hassas bir insan. Daha da hani bunun onun açısından yıkıcı olduğunu farkındaydım. Yıkıcı. Yani yıkıcı der gerçekten onun çünkü hani değil. Onun tabiriyle evet. Hı. Benim tabirimle değil. İşte senin duygun ne orada? Onun ifadesi yıkıcı olacak zaten. Beni yıktın, mahvettin. Bir de para verdim o kadar Allah kahretsin. Hiç boka yaramadı bu terapi diyorlar. Yo ben bir seninle daha sert diyorlar yani. Yani beni işe yarayacağını ya da yaramayacağını şey yapmadım orada. Bir kesin işe yarayacak ya da işe yaramayacak diye bir duygu yüklemedim orada. Hayır. Senin oradaki tedirginliğinden bahsediyorum. Tekrar çerçeve çizmeye çalışıyorsun aslında sen. Gene bir somutlaştırma ihtiyacı içindeyim. Çok güzel. O senin savunman işte. O savunmayı açacaksın. O savunmaya seni götüren duygu ne? Niye? Fazla kaçtı. Ya da işte acıdım. Ya da üzüldüm. Ha çok fazla gitti dedi. Ya bu sizin yaptığınız doğru bir şeyin karşınızdaki kişinin size aktarımı aslında. Öyle hissetme. Ya acımaya, biraz önce konuştuk ya acıma duygusu. Çok insanca bir duygudur. Ama bakın terapide size öyle şeyler söyleyebilir ki siz acıdığınızı hissedersiniz. Bu sizin tanıda kullanacağınız ya da yaptığı, söylediği bir şeydeki çok insanca duygunuzdur. Belki bunu çalışacaksınız. Ya ama danışanınıza şunu diyemezsiniz. Ya senin şu haline çok acıdım. Herhalde buna çok üzülmüş olmalısın diyebilirsiniz. Ya o duygunun üzerinden gitmeniz lazım. Sizin kendi duygunuz onun için önemli. Sizin kendi duygunuz terapiyi götüren karşınızdaki ne derse desin. Klasik başta söylediğim gibi klasikleşmiş bir ilişki modeli var. Hep ayartıp ondan sonra yapışıp yapıştıktan sonra boğulup boğulduktan sonra ayrışan bir sistem anlatıyor birisi. Ya bunu siz de deneyecek. Bunu görüyorsunuz. Size anlattığı ilişki modelinden bunu çıkarıyorsanız size de aynı şeyi yapacak. Bu ürkütüyor mu sizi? Bir danışanınızın böyle yapacak olması ya da yapıyor olması. Korkutuyor mu? Tedirgin ediyor mu? Mesela iyi anne arıyor. Sürekli olarak iyi anne olmanızı istiyor. Biraz önceki savunmalardan yola çıkarsak ya geçen seans o kadar sert şeyler söylediniz ki ben hep işte kapıdan çıkarken kapıyı kapatırdım bir kere daha kontrol ederdim artık yapmıyorum dedim. Ne hissedersiniz? Efendim? İşe yaradı. Bir narsisistik ya da borderline'sa numara yapıyor. Aferin benim çocuğuma. Dedirtmeye çalışıyor. Bunu hissedersiniz diyor. Hissettiğinizde bunu yapmayın. Aslında ne kadar sistematik farkında mısınız? Hissettiğinizde ne kadar kolay gidiyor. Ha evet ya bana benden iyi anneyi çıkarmaya çalışıyor diyor. Hissettiniz. Niye iyi anne olacaksınız? Sizin işiniz iyi anne olmak mı? Çocuğunuza anne olun ya. Kendi çocuğunuza. Size ne danışana iyi anne olmaktan? Onun psikopatolojik ilişki modeli bu. Ya da çerçeve çizmek mesela. O kadar ustaca yapmaktadır ki. Tabii ki karşınızdaki kişilik bozukluğu ustaca yapacak ya. Manipülasyon hayat. Hayatın kendisi manipülasyon. Manipülasyona gelip gelmediğinizi hissedebilir misiniz? İyi anneyi çıkarmaz konusu örneğindeki gibi. O kadar farklı şeyler denenebilir ki
sizin duygunuz esas diyerek o yüzden söylüyorum. Terapide, terapiste ne oluyor da sizin eğer duygularınızı kendiniz terapi içinde kullanmaya başlıyorsanız emin olun sizin kendi psikopatolojik bazı duygularınız da onarılmaya başlanacak. Para alıp terapi alacaksınız. Para kazanır, para kazanırken terapi yapacak kendinize. Anlatabildim mi? Ne kadar aslında basit bir şey ve ne kadar karlı bir şey. Hani Allah eksik etmesin dedi demin Sabri. Danışanları. Sonuçta danışanınız bakın sizdeki bazı duyguların onarılması ya da sizdeki bazı duyguların dönüştürülmesi konusuna katkı verebilir. Farkında bile olmadan siz terapi yaparken ama bunun ön koşulu sizin duygularınızı hissederek müdahale edebilir hale gelmiş olmanız. Gene sessizlik oldu. Hocam ben şunu çözemedim. Hocam demek istediğim şey danışan transferans yaşıyor. Bize iade rolü yapıyor mesela. Biz de ister istemez diyelim hani bir fark etmedik onun üzerine yaptığını. Aa ne kadar güzel bir sevindik. Biz de belki karşı transferans yaşıyoruz. Hani böyle bize söylendiği hoşumuza gidiyor. Biraz hoşumuza söylendiği gibi. Yani bunu karşılıklı danışanla çözümlenirken biz de nasıl kendi kendine çözümlenir onu çok anlıyorum. Danışanda çözecek müdahale yapmıyorsan sendeki çözülür demiyorum ben. Danışana doğru bir müdahale verip iyi anne olmazsan sen, bunu yüzleştirirsen senin iyi annelik duygun ancak öyle onarılır. Yani danışanın transferansını çözerken aynı zamanda bizim karşı transferansını çözerken. Kendi aktarım, karşı aktarım duygun da çözümler yani. Şey gibi döngüyü kuruyorsun gibi orada evet. Aslında. Evet, döngüyü danışanda kuruyorsun. Kendine dolayısıyla kendinde de varsa evet. O döngü, deneye deneye, danışanınla deneye deneye sendeki de çözülüyor. Evet. Aslında bu belki de terapinin ilerleyen dönemlerinde biraz daha otomatikleşecek. Onun için hani bilişsel bazı müdahaleler hemen kayıyorsunuz ya duygulardan önce. Hani ya işte aslında bu bunu diyor. Diyoruz ya aslında bu bizim geliştirdiğimiz otomatik bir savunma sistemi. Bir şemaya oturtma çabası. Artı bu kültür, bizim kültürümüz çok fazla miktarda hani geleneksel olarak da söylenir. Duygularına değil, mantığına düşün falan diye. Bir de böyle şişiriliriz. Duyguyu hiçbir zaman hissetme, duygunu hiçbir zaman ifade etme gibi. Bir şey var, bir ezber vardır, bilirsiniz değil mi onu? Erkekler ağlamaz. Evet, yani tam nerelere kadar gidebilir aslında. Dolayısıyla bakın, kendi duygunuzdan korkuyorsanız, hissetmemeyi tercih ederseniz, hissetmemeyi tercih ettiğinizde karşıdakinin aktarımına binersiniz. Ve terapi olmaz. Yani sizin örneğiniz üzerinden, söylediğiniz üzerinden, biraz önce söylediği, başka bir arkadaşın söylediği bir şeyle birleştireyim. Diyelim ki sizde yetersizlik duygusu var. Bu yetersizlik duygusunu terapide birçok kez hissediyorsunuz. Danışanınız geldi dedi ki siz geçen sefer bana şöyle yapmıştınız, şöyle bir yüzleştirme yaptınız ve ben artık şunu yapmıyorum dedi. Siz değersizlik duygusundan kurtulmak için danışanınızın bu aktarım duygusunu kullanarak terapi yapmıyorsunuz, kendinize bir fayda getirmeye çalışıyorsunuz, kendi savunmanızı güçlendiriyorsunuz. Kısaca. Peki. Özetledin sen aslında bu sistemi. Terapi olmuyor zaten. Yani düşünsenize sizde bir gene yetersizlik ya da değersizlik duygusu üzerinden gidelim. Dünyanın en iyi terapistisin dedi. Yetersizlik duygunuz var ya da değersizlik duygunuz var. Danışanınız bunu söylediğinde siz yukarı doğru çıkmaya başlıyorsunuz duygu olarak. Böyle bir durumda müdahale edebilir misin? Ah çok teşekkür ederim. Çok naziksin falan. Duygusuna götürür adamı yani o yetersizlik duygusunu onardığı için. Ya da gene yetersizlik, değersizlik duygunuz var. Karşınıza gidiyor. Hiçbir işe yaramadı. Bugüne kadar yaptığın müdahaleler ne biçim bir terapi yapıyorsun ya da ne biçim terapistsin sen dediler. Dedi.
Bu sefer de yetersizlik, değersizlik duygunuz zaten var. İyice aktifleşti. Güya siz bu sefer ona doğru müdahale edin derken kafasını uçuruyorsunuz. Buna karşı aktarımlı eyleme vurumu diyoruz. Yaptığınız yüzleştirme, örneğin bir borderline için. Eğer sınır aşımı temsil ediyorsa bu sizin karşı aktarımınızın eyleme vurumu demektir. Yani ha danışanınızla yapmışsınız, ha böyle bir kafa uçurmuşsunuz. İkisi de aynı şey. O duyguyla gider çünkü. Karşı aktarımı eyleme vurma. Gidilmesinin nedeni, terapistin kendisinin onarılmayan duygularının danışan tarafından canlandırılıp onu bir savunmaya sokmuş olması demektir. Bazen saldırganlık olur, bazen müdahale etmemek olur, bazen sadece ve sadece karşınızdaki insana ya iyi gidiyor, anlamıyor da parasını nereye gidiyor. Usta girebilirsiniz. Bu karşı aktarım duygunuz, terapistin karşı aktarım duygusu, danışanınızın patolojik duygularını, savunmalarını ortadan kaldırıp altta yatan patolojik duygularını değiştiren şey sizin karşı aktarım duygunuzdur. Karşı aktarım duygunuz, biraz önce deminden beri konuştuğumuz şeylerden etkilenmişse, etkileniyorsa, siz kendiniz öncelikle çok yıpranırsınız, ikincisi danışanınıza fayda getiremeyeceksiniz. Getiremezsiniz de. Kendi savunma içindesiniz, ne diyebilirsiniz ki? Karşınızdakinin savunmasını nasıl yıkarsınız? Öyle bir sessizdi ki ezan sesi geliyor. Ne dersiniz? Karşı aktarım duygusu sizin danışanınızdan hissettiğiniz bir şeyin ona aktarılmasıdır. İlla söylediği bir şeyle olmaz. Aktarım söze dayalı olmayabilir. Size öyle duygular aktarıyordur ki yani hiçbir şey söylemeden hissettikleriniz var. Biliş nerede o zaman? Mesela deminki yüz şeklinden önce bir gülümsedi zannettim. Ama gülümseme değilmiş mesela. Ama senin sıkılmış olduğunu hissetmedim. Tam buradan bu mesafede. Neden? Hissetmeye niyetliyim. Duygudan korkmuyorum. Endişelenmiyorum. Her türlü duygu verebilir. Kötü duygu, iyi duygu, genel anlamda hikayeyseniz. Hep iyi duygu bekler misiniz insanlardan? İyi davransınları bekler misiniz? Bekleriz ama olmaz. Efendim? Bekleriz, öyle olsun isteriz ama olmaz. Zaten ilişki sorunuyla geliyor karşınıza. İlişki sorunu dediğimizde, biraz önce konuştuğu söylediklerinize bakarsak, ilişki sorunu dediğimiz şey, karısıyla, kocasıyla, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla, herkese, her nesneyle ilişki sorunu değil mi? Evet. Ve iyi de var, kötü de var demek. O zaman size de aynı şey gelecek. Siz çok masum insanların size terapiye geleceğini mi düşünüyorsunuz? Hiçbir şey olmayan insanların da size terapiye geleceğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla sizin kendi karşı aktarım duygunuz her şeyi karşılayacak bir kapasitede olsun gibi bir böyle büyük büyük Facebook lafları etmiyorum. Ama diyorum ki karşınıza sizi bir kişilik bozukluğuyla gelecek kişiler var. Bunların size aktaracağı şeyler onların daima ilişki sorunu yaşamalarından neden olan şeyler. Size de aynısını getirecekler. Başka bir şey bilmiyor ki. Sizin terapide yapacağınız şey de onun klasikleşmiş ilişkisinin dışında bir ilişki yaşayabilmek. Borderline size kötü kendiliği yükleyecek, 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 kötü kendiliğe geçmeden sonsuza kadar siz yüzleştirmelerinizi yapıp yorumlamalarınızı yaptığınızda bir gün bitecek. Bu 3 yıl mı olur, 4 yıl mı, 1 yıl mı bilmiyorum. Yani bu şu demek. O ilişki modeli, patolojik ilişki modelini hep size karşı deneyecek, deneyecek, deneyecek. Bıkmadan sonradan deneyecek. Ve siz hep aynı duracaksınız. Ama nasıl? Hissederek. Onun savunmalarına, savunmayla gitmeyerek. Çünkü hayatı boyunca öyle gitti. Hayatı boyunca bütün ilişkisi öyleydi onun. Bir şizoidi. Hayatı kendisine yakınlaşıldığı andan itibaren kendisini tehlike altında görmek,
Kendisinin birisine yaklaşmasını ise fantaziyle gerçekleştirebilmek. Ve bir bu patoloji içinde olan birisi sizle terapiye geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Boşluk diyoruz ona işte. Boşluk diyoruz oraya. Çok güzel tanımladın. Tam aşama boşluk aşaması. Hiçbir repertuarda hiçbir malzeme yok. Yani klasik olarak şöyle düşünün. Çok güzel anlattın. Şöyle düşünün. Sürekli olarak şuradan yürüyen birisi buradan yürümenin gereksizliği ya da sorunlara gitmesinin nedeninin bu olduğunu fark etti. Ne yapacağız diyorsun değil mi? Çünkü o anda boşlukta. Buradan yürümek istemiyor. Ama oraya gidecek. Nasıl gidecek? Tam bu boşluk duygusundan çıkmaya biz yeniden yapılandırma aşaması diyoruz. Orada da yine terapistin düşmemesi gereken bir tuzaklar dizisi var. Orada da bakın kendinizi bu konuyu iyi bilen, insanlarla iyi ilişkiler kuran ve bunu sana anlatacağım diyen olmamanız gerekiyor. Gene öznel bir biçimde onun gerçek kendiliğe doğru gitmesi için geçmişte bildiği tek şey eyleme bulunulardı. Şimdi ise kendilik aktivasyonlarına gitmesini bazen teşvik edeceksiniz. Mesela bir şizoid danışanı bir şey olmuştu. bir kız arkadaşı olmuştu. Heyo diye çat yaptık. Bir şizoidin ya. Sevinmez misiniz? Allah aşkına bir şizoid bir kız arkadaşı oldu ilk defa. Ve siz çat yapmaz mısınız? Çat yapmaz mısınız? Gerçek duygu. Gerçek duyguyu yansıtacaksın. Niye yapmayacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Yani biraz orada cesaretlendirmek olabilir. Border, narsist ya da şizoidin her üçünün de boşluğa girmesi söz konusu. Repertuardaki bütün malzeme bitti. Artık onun bildiği yollardan gidemeyecek ama yol yok. Şimdi Nasrettin Hoca bir gün namazdan çıkmış avluda dururken cemaatle böyle bir şeyler konuşurken cemaatten birisi demiş ki lafını kesmiş. Hoca hoca demiş. Ya bir hoca hoca demiş. Tepsi tepsi baklava börek gidiyor demiş. Bana ne demiş. Sizin eve gidiyor demiş. Sana ne demiş. Şimdi ben seanslarda ukala gibi düşünmeyin lütfen, o sürecin içinde oluyor. Bazen bana ya şunu şöyle yapayım mı dediğinde bana ne dediğim oluyor. Bana ne? Ne yaparsan yap. Şimdi buna bak tabii ki çok tek gittikçe spesifikasyona gidiyor gittikçe bu. Her danışanda başka türlü işleyecek bir duruma gidiyor. Ama tek doğru noktası demin senin söylediğin hiçbir şekilde kurtarıcılığa ve en doğruyu bilene ve ne yapması gerektiğini söyleyeceğe soyunmamanız lazım. Gene duygunuzda. Çak yaptık biz ama çak yaptığımızda yaptığı bir şeyden dolayı onun sevincine ortak olmak duygusuydu bu. Daha öncesinde yaklaşık bu bahsettiğim danışanın bu bir kızla tanışmasında 2 yıl önce de İlk defa kendisine gidip bir kazak aldı bir mağazada. Kazak aldığında oradaki hissettiğini açığa çıkarma çabasındaydı. Çünkü çok iyi bir kendilik aktivasyonu yaptığını kendisine belirteceğim ama çak yapacak kadar coşkulu değildi.
İkincisi de çak yaparken helal olsun, devam, hadi hepsini yapacaksın çektiği bir şey değildi benim duygumda. Bir şeyin yapabilmiş olmasının coşkusuna eşlik etmekti. Bir öncekindeki eşliğin bunu yaptığında sadece yapmış olmanın iyilik hali vardı, onu paylaşmıştım. Onun kendilik aktivasyonlarını, geçmişteki yaptıklarının dışında, onlara hepsine eyleme vurun dersek, eyleme vurun dışında kendilik aktivasyonu yaptığı her seferinde desteklemek, ama sonucu olumsuz olursa sadece bazı şöyle şeyler söylemeyi ben kendi seanslarımda uyguluyorum. Her yaptığın şeyin doğru olması gerekmiyor ki. Her yaptığın şey doğru olmayabilir. Bazen hata yapabilirsin. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz hata yapmaktayız da zaten. Senin her yaptığının bu saatten sonra doğru olacağını mı düşünüyorsun? Yani kendilik aktivasyonunda da yanlış yapabileceksin. Hatta bazen çok yoğun dini inancı olan insanlarda şunu söylediğimi şimdi hatırladım. Eğer hatasız olduğunu ve bu yaptığın kendilik aktivasyonundan sonra kırılıp bir daha kendilik aktivasyonları yapmayacağını iddia ediyorsan, sen hatasız olan sadece Yaradan'dır. Yaradan'ın dışında kul hata yapar diyerek destekliyorum hatasını. Kişiye özgün. Gittikçe spesifik olacak dedim ya. Hep kişiye özgün, o boşluktan çıkmasına destek vermek durumundasınız. Destekleyeceksiniz o kadar. Ama şunu yap, bunu yap demek bazen gerekebilir. Onda da şöyle. Mesela diyor ki, çok süratli araba kullanırdık. Artık hımbıl hımbıl araba kullanıyorum. Mesela diyorum ki, bu hımbıl hımbıl araba kullanmak, hızlı araba kullanmanın sana getirdiği zararlarını ortadan kaldırmak için mi yapıyorsun? Onun için hımbıl hımbıl araba kullanmak mı gerekiyor? Yoksa biraz daha kurallara uygun kullanmak mı gerekiyor? Ya da trafiğin seyrine göre. Dolayısıyla bakın, kişinin o boşluktan çıkması için yapacağınız tek şey sizin ona destek verebileceğiniz ama hiçbir zaman onun yerine karar vereceğiniz duygusunu vermemeniz gerekiyor. Ta başa dönersiniz tekrar. Ya terapinin başında o değil miydi onun bütün sorunu? Birisinin bir şey söylemesi, bundan dolayı kötü hissetmesi, köle gibi hissetmesi, bütün kişilik bozukluklarında vardır bu. Birisinin kendisini işgal etmesi ve işgal etmesinin üzerine iki türlü. Ya köleleşiyor, karşısındakinin söylediğini yapıyor ya da kişinin söylediği şeyin tam tersini yapıyor. Her ikisi de eyleme vurma aslında. Siz bunu çalıştınız, dönüyorsunuz boşluktan çıksın diye, bu sefer sen efendisi oluyorsun onun terapisti olarak. Onun için kaçınmanız gerekiyor tam oradan, boşluktan çıkması için. Boşluktan çıkmak dediğinizde sadece bakın unutmayın, hiçbir şekilde siz nasıl çıkması gerektiğini, ne yapması gerektiğini değil, destek verebileceğinizi unutmayın. Hele ki kurtarıcı hiç değilsiniz. Kurtarıcı olmak, terapi seansının içinde de, son bölüm olan yeniden yapılandırma bölümünde de sizin başınızı belaya sokar. Terapiyle uğraştığınız bozukluğun aynısının nesnesi olursunuz bu sefer. Karşı aktarımda eyleme vurumu gibi bir şey. Ha bak sen şimdi böyle dedin ama şöyle davranırsan daha iyi olur. Ya da şöyle yaparsan daha iyi olur demeye gider. Ki yapmamanız gereken bir şey. Peki bütün bu süreçte tekrar başa dönelim. Bizde ne oluyor? Terapiste ne oluyor bu arada? Hani vardır ya şöyle klasik bir laf vardır. Öğretmenler için söyleniyor galiba değil mi? Hani şey, eriyip çevreyi aydınlatır ama kendisi biter. Mum gibi denir ya. Terapide böyle bir şey gerçek değil. Siz de yapılanıyorsunuz, biraz önce konuştuk demin hani. Siz de yapılanıyorsunuz ama terapi hiçbir zaman sizi tüketen bir şey olmamalı. Tam tersi sizi geliştiren bir şey. Ama aynı zamanda sizin belki danışanlarınızdan edindiğiniz bazı geri bildirim ya da onların aktarımlarından belki bazı entelektüel taraflarınızı geliştirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Mesela filmden bahseden danışanlar oluyor. Ya da bir, ne bileyim, gene buna benzer işte sanat faaliyetlerinden bahsedenler oluyor. Oluyor mu sizin? Şu filmi izlediniz mi diyen oluyor mu? Güzel. Ne diyorsunuz? Güzel. Oralarda da hiç kıvırtmamak lazım. Çünkü o çok ciddi miktarda dönebiliyor.
O yüzden hani okumadıysanız okumadım, izlemediyseniz izlemedim. Ama mesela tam orada bir noktaya geldi, onu paketledi film ya da kitapla. Onun ne olduğunu siz kendisine sorun anlattırın. Bir seans bile gitse. Orada neden bahsediyor? Biliyorsun, kendisini etkileyen şey ne? Onu özellikle böylece filme gitmeden film ya da kitap okumadan kitap hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz en azından ama terapideki sizin duygunuz, eğer yetersizlik duygunuz, değersizlik duygunuz ya da başka acıma duygunuz çıktıysa doğru müdahale edemediğiniz andan itibaren asıl sorun buradan geliyor işte. O duyguyu size elinde bir rende var düşünün, size her seans sürtecek. Asıl terapisi yıpratan bu. Her seferinde size bu duyguyla yüzleştirecek duygular verecek. Sizin duygunuzla. Böyle yaşamış, örnek yaşamış arkadaş var mı? Paylaşabilecek. Danışanınız ısrarla sizde, sizin çocuklarınızla aranız nasıl? Sizin kocanızla nasıl? Sizin karınızla nasıl? Siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Diyen olmuyor mu hiç? Özel çocuğu olan bir tane danışanım vardı. Sürekli işte hani onun engellerinden, işte eşinin suçlamalarından sürekli siz beni anlayamazsınız ki. Siz yaşadınız mı? İşte engelli bir çocukla yaşamak ne demek, siz nereden diyeceksiniz? Ve sürekli hani bunun önemli bir soru oluyor. Ve ben de hep ona döndüm. Nasıl döndürüyorsun? İşte yani şu an sizi anlamaya çalışıyorum. Evet, tam olarak anlayamayabilirim ama şu an buraya işte gelme sebebiniz başka problemimiz. O problem, o, yani odaktan uzaklaşmamaya çalışıyorum. Orada işte sana savunmayı, seni savunmaya sokuyor. Niyeti o zaten. Sen beni anlayamazsın ki. Ben neler yaşadım biliyor musun? Diyerek aslında, yani temel olarak böyle bir yaklaşımda seni savunmaya sokmaya çalışıyor. Senin onun özürlü bir çocukla ne yaşadığına vereceğin destek söz konusu. Senin kendini ona ikna etmen gerekiyor önce. Şimdi kadının bir derdi var. Çocuğu değil ki dert. Şimdi o zaman onu çekmen gereken yer çocuğuyla yaşadığı ilişki sorununun seni ilgilendirdiği. Çocuğunun özürlü olmasından dolayı onun ne yaşadığını, onun sana anlatabileceğini çalışman lazım. Yani tamam, anlıyorum. Peki, çocuğunuzla ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Onlarla konuştum ama. Güzel, ondan sonra hala bunu söyledi sana. Senin eksik yaptığın bir şey var ya acıdığın için, ya da başka bir şeyden, onun için sana döndürdü, senden savunma çıkarmaya çalışıyor. Yani müdahalelerine devam etmen gerekiyor sana böyle bir geri bildirim verdi. Sen benim çocuğumun, yani benim ne yaşadığımı nereden bileceksin demesi aslında senin belki ki durduğun, nefeslendiğin ya da kadının duygusuna girdiğin için doğru müdahale etmediğin bir anı temsil ediyor. Onu yakaladı. Onun için müdahalelerine devam etmen gerekiyor. O sözü söylemesinden, öncesinde. O sözü söyleyememeli sana. Benim neyse, söyleyememeliden kastım haddi olmadığı anlamda değil. Yaptığınız müdahalelerle onu söyleyemez demek istiyorum. Doğru yerinde müdahalelerle onu söylemeye ihtiyaç duymaz. Yani danışan anlaşılmadığını hissettiği için böyle söylemiş. Kesinlikle olabilir. Onu, ama gene bak hissetmekten geliyoruz, terapist hisseder. Terapistin doğrusunu hisseder orada. Şu anda bize anlattı, biz böyle bir yorum yapıyoruz. Ama terapist o anda danışanın kendisine böyle söylemiş olmasının nedenini hissetmiştir aslında. Senin aldıkların onunla. Çok güzel bak, yakalamış. Gitmen gereken yer orası aslında. Şeyi anlamadığı için benim... Güzel. Ben çünkü hani ne zaman ona acıdığını hissediyor. Normalde ilişkilerini hep anlatıyor. Güzel. Çok güzel gidiyor arkadaşlıkları. Kim ki ona acımıyor orada kesiyor, bitiriyor arkadaşlıkları. Çalışılması gereken şey ortada. Onu durdurduğun andan itibaren sana sen beni ne anlayacaksın diyecek. Yani diyor ki arkadaş, danışanın aslında ilişki modeli sorunu var. Ben onu çalışmayı kestiğimde, yapmadığımda o çalışmayı sen benim halimi ne anlayacaksın dedi diyor. Boş bıraktınız, tabii ki size saldıracak.
Zaten hayata karşı bir şey var, saldırganlık duygusu içinde. Öyle düşünün. Dolayısıyla bakın, hep duygudan bahsediyoruz değil mi? Duygudan bahsediyoruz. Hissetmemek istediğiniz duygunuz var mı içinizde? Ben hiç acıma hissetmek istemem. Çünkü acıyınca kötü oluyorum. Gidin, uydurdum şimdi. Korktuğunuz, hiç yüzleşmek istemediğiniz duygular. Çaresizlik. Terapi de değil mi? Hayatta da. Hayatta daha çok terapiste olabilir. Terapiste. Peki, hayatta çaresizlik duygusundan korkuyorsun. Terapide çaresizlik duygusuna girmediğini söyleyebilir misin? Aslında terapi hakkında pek bir şey bilmiyorum. Yani ben alan dışı geldim. Anladım. Peki, güzel. Bağlılık. Bağlılık. Ne tür? Biraz açabilir misin? Güzel. Peki danışanın sana iyi anne olmanı istiyor ve böylece sana bağlanacağım diyor. Bu hoşuna gider mi? Peki senin birisine bağlanmakla ilgili bir sorunun olabilir mi? Evet. Güzel. İşte orada belki de şöyle bir şey olacak. Terapistin duygusu buysa danışanı en küçük bir yakınlaşma isteğinde danışanın terapiyi bırakmasına neden olabilecek müdahaleler yapabilir. Karşı aktarım duygusu çıkarabilir. Bunda çalışmamız gerekiyor o zaman. Evet. Bence yani kendi duygunuz esas. Çünkü orada çok güzel bir şey söyledi arkadaşım aslında. Birçok terapistin kendisinin bir bağlanma sorunu. Yani şöyle düşün, bağlanmadan kastım bir boğulma duygunuz var diyelim ki. 5 saat birisiyle beraber zaman geçirdiniz, boğulma duygunuz var. Bu sizin boğulma duygunuz, sizin terapide karşınızdaki insanın da patolojik duygusu olabilir. Ne yapacağız? Döngü içinde dönüp duracağız. Evet. Terapi olmuyor ve terapisti en çok yoran şeylerden bir tanesi. Hatta terapistin, biraz önce söylediğim gibi, terapistin, danışanın terapiyi bırakması için karşı aktarım duyguları verdiği durumdur. Bir şey merak ediyorum da. Şimdi bence bu kendi duygularımız, iç duygularımız, hani bazı baş etmekte zorlandığımız duygular var. Bunları normalleştirmek için psikolojik bir destek almak gerekiyor aslında. Yani süpervizyon diyelim. Bunun dışında peki bunlarla ilgili nasıl farkındalık olabilir? Yani ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl yani geliştirebiliriz demek istemiyorum. Nasıl hani içgörü kazanabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Süpervizyon daha zor. Daha kolayı ve en kolayı psikoterapi almak. Yani kişinin psikoterapi alması. Psikoterapi aldıktan sonraki süreçte zaten kendindeki duygu değişimi terapisine de otomatik olarak yansır. Terapide çok daha rahat olursun. Terapist olarak. Süpervizyon ya da bu psikoterapi eğitimleri ya da buna benzer eğitimlere ben psikoterapi eğitimine gelen arkadaşlara da söylüyorum. Şimdi sen onu hatırlattın bana. Hep söylüyorum arkadaşlar. Bakın diyorum, psikoterapi eğitimine eğer kendinizde bazı şeyler var da bunlardan kurtulmak için psikoterapi eğitimine geliyorsanız doğru yapmıyorsunuz diyor. Kendisinde olan bazı duygu sorunlarının düzeltilebilmesi için psikoterapi eğitimine gitmeyin lütfen, daha beter olursunuz. Psikoterapi eğitimine gitmeden önce çözün. Ya da psikoterapi eğitimine başlayın, psikoterapiye başlayın ve çözün. Kendi duygularınızı çözmediğiniz sürece, terapi eğitimlerinden sonraki süreçte terapi yapmaya başladığınızda zorlanacaksınız. Süpervizyonlar çok yol gösterici gibi olur ama süpervizyonlar terapi üzerine çalışılır. Terapistin bazı yüzleştirmelerini de yapıyoruz süpervizyonlarda. Ama yeterince etkin değil, terapi kadar etkin değil. Tek çözüm psikoterapi diye inanıyorum ben. Öyle düşün lütfen. Şimdi tekrar duyguya döneceğim. Bıktık diyeceksiniz ama. Korkutuyor mu duygu gerçekten? Hissetmek. Korkutuyor mu? Danışanınızın size hislerinden korkar mısınız duygularından? Güzel.
güzel. Nasıl bir şey yok? Biraz açarsan. Yani işte birinin ölümünden bahsetti. Çok yakın birinin ölümünden veya işte bir terk edilmesinden falan. Tam böyle odaya kapılıp da hani psikoterapi sürecini yönetememekten korkuyorum. Doğru müdahale edememek mi yoksa onun duygusuna girerek o duyguda kalmaktan mı aslında bahsediyorsun burada? Doğru müdahaleyi yapamamak. Doğru müdahaleyi yapamayabilirsin. Bir sonrası da bir sakınca yok. Ama onun duygusuna girdim ve orada kaldım, çıkamıyorum kaygın ya da çıkamayacağım kaygın varsa bu başka bir şey. Çıkamayacağım. Bu aynı zamanda doğru müdahaleyi yapmayı da engelleyen bir şey değil mi? Evet. Tabii zaten. Evet. Zaten işte oraya geliyor. Doğru müdahaleyi yapmak dediğin şey senin hissediyor olman karşındaki. Bakın doğru hissetmek diye bir şey yoktur. Hissettiğiniz şey, diyelim ki danışanınızın kendisini çok zavallı hissettiği bir durum var diyelim ki. Siz dediniz ki, sana böyle davranıldıkça sen kendini neredeyse çok zavallı, ne yapacağını bilmeyen bir çocuk gibi hissetmiş olmalısın dediniz. Hiç de öyle değil dedi. Kaldı böyle. O zaman ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Tekrar bana duygunu ya da o hissettiğin şeyi anlatabilir misin? Bir olay üzerinden anlatırsam daha kolay anlarım. Demenlerin sakınca var mı? İşte orada değilsen çıkıyorsun buraya. Kendin eğer bir olumsuz duygu batağında değilsen buradan kurtulup devam edebiliyorsun. Yanlış bir müdahalede bulunun. Hiç önemli değil. Yanlış müdahaleden dönebilirsiniz. Sizin dönüşünüz danışanınız tarafından hatta şöyle bir şey de olabilir. Ha yanlış yapabiliyor ya. Rahatlatma. Gerçek ilişki, doğal ilişki demiyor muyuz hep? En önemli kusur, birçok arkadaşın cümlelerinde çıkan şey, bizde kusur yaratan şey, bilişsel hep kendimize, duygumuza müdahale etme çabamız. Yani ben şöyle hissediyorum ama, ya bunu söylersem, böyle söylersem olmaz gibi. Bütün aslında düzeni, psikoterapi süreci, bozan şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi olduğuna inanıyorum ben kişisel olarak. Yani bizim için doğru olan ne? Doğru ne? Bir kere oradan bakalım. Yani birisi diyor ki ben terk edildim, ölüme terk edilmiş gibi hissettim diyor. Bir tanesi de ben terk edildim, oh be dünya varmış diyor. Sizi ilgilendiren ne burada? Hissettiğiniz şey ne ki uçta davranan, ifade eden kişiler? Sizi ilgilendiren ne? Nasıl algıladın? Çok güzel. Yani sen tutup da terapist olarak ya terk edelim diye oynuyorsun ya diyebilir misiniz? Bu nasıl hareket o? Hissettiğiniz bunu söyletmez. Ama bakın hissettiğiniz sizde bir acı yaratıyorsa, bir sıkıntı yaratıyorsa döndüğü yer biliş ve sizi öyle bir yere götürebilir. Bilişi bypass edin demiyorum. Ama hissettiğinizle hareket edin. Hissettiğinizle bilişsel müdahaleler yapın. Ben bir şey diyeyim. Ben mesela şey diye derim hani oynuyor ya. Derim ki ya adam ne yaşadıysa oynuyor ya derim mesela. Bu peki ne kadar hani normal bir düşünce? İşte dedim ya bak. Bilişe sokuyorsun sen gene. Ne kadar normal. Ya diyorsun ki bak sende ayrılmaya dair senin kendinde bir hüzün ya da terk depresyonu şeklinde bir duygu var ki. Teşekkürler. Kaşındın ama yani. Tamam, tamam. Biliyordum bunun olacağını falan. Yani kendi duygumuza çıkan duygumuz aslında terapideki işleyişi engelleyen şey. O yüzden diyorum ki duygunuza bakın ama duygunuzda bir sorun varsa o duyguyla müdahale ettiğinizde istediğiniz sonucu alamayacaksınız ya da siz kendiniz öncelikle daralacaksınız. Gerçekten müdahale edemedikçe insan ciddi biçimde şimdi süpervizyonlarda mesela arkadaşlar öyle müdahaleler yapıyor ki diyorlar ki çok hoş yani tam yerinde. Ama hissettiğiyle değil, duyguyla biliyor musunuz? Süpervizyonda bir önceki hafta bir şeyler konuşmuşuz, yapamadım, tam bunu söyledim diyor. Ama duygu o değil o anda. Geçen haftaki duyguyla bu haftaki olaydaki duygu aynı değil. Duyguya göre değil, bir hafta önce öğrendiği bir şeyle yeni hafta müdahale etti. Dolayısıyla o yüzden doğru nokta danışanınızı hissetmekten geçiyor. Nasıl hissedeceksiniz? Onun için başlangıçtaki o arkadaşımın söylediği şeye dönüyorum tekrar. Seviyor musunuz danışanınızı?
hissetmiyorum falan. Artık böyle şey diyeceğiz. Olsun, sevmek zorunda mıyım? Sevmek zorunda mıyım ben seni? Sevmek. Nasıl bir duygu sevmek? Ne güzel. Söyleyişle bile çok güzel bir ifadeyle söyledi. Başka? Aslında bir tüyo gibi bir şey söylüyorum ben size. Her türlü terapide, hangi tür terapi olursa olsun, danışanınıza sizin aktardığınız duygu, eğer sevgiye yakın hoşluk içindeyse, size saldıracak kişi de saldırmaz. Size kötü davranacak kişi de kötü davranmaz aslında. O zaman bu danışanı sevmemiz mi oluyor yoksa kendimize barışık olmamız ve kendimizi sevmemiz mi oluyor? Güzel, işte sevgi tanımına geliyoruz. Sevgi ne? Emek. Dolayısıyla şimdi olayı sevebilme potansiyeli ya da kapasitesine getirdin konuyu. Benim de getirmek istediğim yer orasıydı. Sevebilme potansiyeli ya da kapasitesi varsa birisinin, bir kişinin, bu aslında hayatını kurtarmaz mı her alanda? Güzel. Terapide de kurtar. Onun için tüyo dedim. Öyle bakın lütfen. Peki, iş olarak, psikoterapinin iş olarak ne hissedersiniz psikoterapi iş olarak düşündüğünüzde? Biraz daha hani böyle şey, psikoterapi içinde rutin bulunan insanlardan, özellikle arkadaşlardan. Ne hissediyorsunuz psikoterapi için? Psikoterapi yapmak için, yaptığınız için? İyi ki psikoterapistim diyeniz var mı? Elleri. İşimi seviyorum. Evet. Güzel. Bu bile yeter diyorsunuz yani. İyi ki psikoterapi, iyi ki psikoterapist olmuşum, iyi ki psikoterapi yapıyorum diyeniz var mı? Psikoterapist. Memnun mu ya? Ben de sevmişim. İlk bir danışanınız geldi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu duyguyla karşıladığınızda karşınızdaki 5 ayrı terapiste gitmiş bugüne kadar, 5 ayrı psikiyatrik kliniğine gitmiş bugüne kadar geldi. Ne hisseder sizin o genel duruşunuzla? Bunların hiçbirini söylemesen, danışanına sadece ve sadece ben psikoterapistim, bana sorununu anlatırsın, benim yapabileceğim bir şeyse yaparım, bir şey değilse ben başka birisine yönlendiririm şeklindeki rahat, huzur, kendinle barışık, sevmek, hepsini hesaba kat lütfen. Böyle bir durumda danışanım olsan ne hissedersin? Nasıl verir? Açık ve dürüst olmalı. Burada yine psikoterapideki bir aslında bize anlatılanlardan, eskiden beri hocalarımızdan duyduğumuz bir şey vardı. Demin ki hani terapi senin, sen terapi olmaya geldin buraya diye söyleriz gibi öğrettiler ya bize. Aslında bu açık olmak mı, dürüst olmak mı? Bu bir şeyden kaçmak diye konuştuk. Şimdi dolayısıyla karşınızdaki insanda güven yaratabilmenin bir numaralı kaynağı sizin onu istekli bir biçimde dinleyeceğiniz ve anlayacağınız duygusunu vermektir. Diyorum ki bunun yolu sevgiden açılıyor, giriyor. Senin de desteklediğin gibi ondan giriyor. Hiçbir şey yapmasan, o söylediklerini söylemesen de o kişi kalacak zaten. Sen de kalsın onlar. Güzel, işte bak burada senden bir şey çıkıyor yani. Sana ait bir duygu çıkıyor. Farkında mısın? Ben bununla baş edemem, duygun var. O duygu sana dürüstlük adına seni dinleyeceğim, bunları hocalara soracağım dediğinde ben sana güvenmem ki. İzlemedin dersin. O zaman
izlemem dediğinde, izlemedim dediğinde ben negatif bir duyguya girmiyorum ki. Ama senin bir bilmediğin ve senin tarafından bana yetersizlik duygusu üzerine, o hani FM kanalının üzerine, radyo dalgasının üzerine ben seninle ilgili bilgileri alıp kocama sorarım dersen eğer, ben o kanalın iyi işlediğini düşünmüyorum, hissetmiyorum artık terapi danışan olarak. Onun yerine ben mesela dedi ki sana ya işte ben 3 tane terapiste gittim, 5 tane psikiyatriste gittim ve benim bu sorunlarımla baş edemediler. Sen bunu bilmiyorsun, biliyor musun bilmiyorum ama bir de seni deneyeyim diye geldim. Sen bunu demeden, biraz önceki seninle yaptığımız simülasyonda sen bu duyguyu aldın benden. Bu benim duygum değil, senin duygun terapist olarak. Dolayısıyla ben böyle bir şey söylemedim ki seni değersizleştiren ya da sen bu konuyu biliyor musun, bilmiyor musun demedim ki ben 3 terapiste gittim, 5 psikiyatriye gittim, ben sana geldim dediğimde sen tamam ben sizi dinlerim, bunun karşılığında yapılacak bir şey varsa yaparım diyen senin aktarımın, karşı aktarımın danışan olarak bende karşılığı bu da olmadı be. Duygunu o şekilde aktardığın için diyorum. Ama bir seansla tek bir konu konuşulmaz ki. Hayır. Terazi gibi konuşsak, düşünsek bilgileri ve bilgisizliğimizi. Evet, artıları bahsettiniz. Bilmediğimizi düşünüyoruz, bilgisiz. O artılar hepsine zaten görürüz. Şimdi bilmediklerini, şimdi danışan olarak kendimi yerine koyuyorum senin. Senin karşındayım şu anda. Senin bilmediklerini duymak istemiyorum ki. Senin bana yardım edebileceğini hissetmek istiyorum ben ya. Senin bana yardım edeceğini, bana destek olacağını hissetmek istiyorum ben. Senin bilmediklerini hocalarına sorabilecek olma gibi bir ilişkini öğrenmek istemiyorum. Beni tutacak olan şey, senin bana destek vereceğini hissetmek. En iyi terapist benim. Cibatılar. Bir şeyler hatırlıyorum. Mesela öyle bir şey olabilir ki benim içimde diyelim ki yetersizlik duygum var. 3 kişiye gittim, 5 kişiye gittim, sonunda sana geldim dediğinde eğer benim bir sorunum varsa görmüyorum. eğer benim buna benzer bir sorunum varsa ben bunu karşımdakine aktardığımda ne diyorum biliyor musun bilinç dışında duygum olarak ne diyorum? Ya 3 kişiye gitmiş, 5 kişiye gelmiş. Ondan sonra ya bu beni harcar en iyisi gelmesin. Kısa yoldan bana gelmesin bir daha. Şeklindeki bir duyguyu karşı aktarmış oluyorum aslında. O yüzden diyorum ki hiç olmazsa tamam hani gerçekten bazı durumlarda kendimizi o konuda bilgimizin yetersizliği ya da eksikliğimizi hissedebiliriz. Bu çok doğrudur. Bunu hissettiğinizde açık açık bu konuda İhtisası olan bir arkadaşa yönlendirmeyi düşünüyorum sizi. Gibi bir cevap çok daha etkin olur diye düşünüyorum. Psikoterapiye en azından inancını kaybetmemiş olur. Hiçbir şey olmasa. Öyle düşünüyorum. Tabii tabii yani. Hatta bir şey söyleyeyim, abartısız söyleyebilirim. Özellikle bu bütüncül psikoterapi tarzında çalışıyoruz. Gelen danışanların en az %75'i son şansım diye geliyor emin olun. Denemediği, gitmediği hiçbir yer yok. Falcıdan Cinci Hoca'ya varana kadar. Terapistlere ya da çeşitli ilaç kullanımlarına varana kadar. Bizim çalıştığımız kişilik bozuklukları alanı Türkiye'de hem çok boş hem eğer gelecekte bu alanda çalışmak istiyorsanız bu konuda yoğunlaşın. Çok iyi.
Para kazanacaksınız, vergi rekortmeni olabilirsiniz. Önümüzdeki 25 yılda. Türkiye'nin profiline bakarsanız. Başka bir ülkeye gitmeyin yani. Türkiye'de çalışacaksanız önümüzdeki 25 yıl vergi rekortmeni olabilirsiniz. Ümidinizi kaybetmeyin. Siz de önce bir duygu varsa bu duygunuzu halledin. Psikoterapi, şimdi ben hep bunu söylüyorum, derslerde söylüyorum. Sıradan işlerden bir tanesidir. Yani bir kişi, diyelim ki muhasebecidir. Bir başkası kadın doğum uzmanıdır. Bir başkası öğretmendir. Bunlardan farklı bir meslek değil. Sadece hepsine göre daha fazla belki de duyguya temas etmekteyiz. Ve bizim kendi duygusal dünyamız diğerlerine göre çok daha fazla önemli. Onu söylemek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çünkü burada beni Feribot'a yetiştirecek. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Öncelikle bu akşam bizim duygularımızı karmakarışık ve darmadağın ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Bir daha gelmek için yaptım. Bir de toplama çağırdı. Mustafa Tüccar hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum, kendisi kırmadı. Hatta İstanbul'dan, Ankara'dan İstanbul'a, şimdi tekrar İstanbul'a dönüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ve kendisine bugünün anlamına bir plaket takdim ediyorum. Arkadaşlar biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi akşam psikiyatrist Agah Aydın hocamız bizlerde olacak. Aşkı konuşacağız arkadaşlar. Yani hele Agah hocadan kesinlikle dinleyin. Sizleri cumartesi akşam saat 19'da tekrar buraya bekliyoruz. Bu arada yine tekrar duyuru yapayım. İmza sürükleri arkadaşlarımız geçtikleri şu kapıları bırakırsanız iyi olur. Bir de burası onkoloji bölümü. Yine bu duyuruyu bize tutuyorlar. Yavaş yavaş çıkalım. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi akşam görüşmek üzere. Yani kaşındın ama. Ağzını sağlık. Teşekkür ederim. Yani. Ona vermeyeceğiz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim.